Kaynakların bildirdiğine göre Biden ve Xi, insansız hava araçları ve nükleer savaş başlığı kontrolü gibi otonom silahlarda yapay zekanın yasaklanacağını taahhüt etti. Almanya gaziler gününe sahip olmaya hazırlanıyor. Ukrayna 20 milyar dolarlık kuzey akım boru hattını havaya uçurdu. Raporda, deneyimli özel kuvvetler subayının, Rusya'nın Avrupa'nın gaz tedariki üzerindeki baskısını sabote etmek amacıyla saldırıyı koordine ettiği iddia edildi. Yasa dışı istimlakten 30 yıl sonra, Yüksek Mahkeme yerleşimcilerin Filistin topraklarından çıkışına karar verdi. WHO, yaklaşık bir düzine kanserli ve kan hastası çocuğun tedavi için Gazze'den çıkarıldığını bildirdi. Hava kirliliği Kore'de 100 bin kişi başına 43 erken ölüme neden oluyor. Kanadalı şirket, endüstriyel CO2 salınımlarını takip etmek için ilk ticari uyduyu fırlattı. Endonezya Yüzer, 50 bin evlik Güneydoğu Asya'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Türk Hava Yolları, Dubai Şohu'da 355 uçaklık yeni siparişiyle dünyanın en büyük A350 operatörü olacak. İngiltere'nin en büyük şirketleri yatırımcılara rekor düzeyde 139 milyar sterlin temettü ödüyor. Eski FTX yöneticileri yeni kripto borsası kurmak için el ele veriyor. Ripple CEO'su SEC'in yatırımcıları koruma misyonunu kaybettiğini söyledi. Hindistan Yüksek Mahkemesi kripto para birimi düzenlemelerine ilişkin dilekçeyi reddetti. Binance ruble yatırma ve çekme işlemlerini durduracak. Eski NFL köşe oyuncusu DJ Hayden Houston'daki araba kazasında ölen 6 kişi arasında. Kadın bilardo yıldızı, transseksüel rakipler nedeniyle yaşanan sert tartışmanın ortasında, biyolojik olarak kadın olmayan herkese karşı oynamayı reddediyor. Alabamalı çift uteruslu kadın, hamile ve her ikisinden de bebek bekliyor. Eczacılar, Ozempic'e olan talebin yavaşlamadığını söylüyor. FDA, küresel çapta artış gösteren chikungunya virüsüne yönelik ilk aşıyı onayladı. Bilim insanları, büyük bir sentetik biyoloji ilerlemesinde, yapay DNA ile maya üretiyor. Çocukluktan beri fiziksel uygunluk, ergenlik döneminde serebellar hacmi öngörür. Asetat ve süksinat, egzersiz sonrası biyotikler gibi, konakçı kas enerjisine de fayda sağlar. Yaşlanan bir bağışıklık sistemi, yaşa bağlı inflamasyondan veya yaşa bağlı diğer fizyolojik işlev bozukluğu ölçümlerinden bağımsız olarak kısa vadeli ölüm oranıyla ilişkilidir. Hindistan'da Uttar Pradesh'li çocuk yüksek mahkemedeki kendi cinayetinin davasının duruşmasına katıldı. ABD'de Amazon, Prime üyelerine ayda yalnızca 9 ABD doları veya yılda 99 ABD doları, karşılığında cazip yeni sağlık hizmetleri sunuyor. Londra'da uyuyanların sayısı rekorların başlamasından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve geçen yıla göre %12 artış gösterdi. Hessen'deki büyük koalisyon veri saklama ve yüz tanıma istiyor. Mortgage devi M.R. Cooper, müşteri verilerinin ihlal edildiğini söylüyor. Logbit, fidyenin ulaşmaması üzerine 50 GB'lik çalıntı Boeing dosyasının sızdırdığını söylüyor. Microsoft, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek çalışanların OpenAI'nın ChatGPT'sine erişimini kısa süreliğine kısıtladı. Çin, Rusya'ya 2100'den fazla Desert Gross 1003 ATV teslim etti. Yeni B-21 bombardıman uçağı ilk uçuşunu yaptı. ABD ve Hindistan, Çin'e karşı zırhlı araçlar üretecek. Çinli bilim insanları rekor kıran Stirling jeneratörünü hayata geçirirken NASA'nın patenti kağıt üzerinde kalıyor. Bulgaristan barışçılar keşfi için Artemis anlaşmasını imzaladı. Çin'in önde gelen bellek yongası üreticisi YMTC, ABD'de patent ihlali nedeniyle Micron'a dava açtı. Meksika'dan Fox ve Calderon, Arjantinli aday Javier Milei'ye destek beyanı imzaladı. Nigel Farage, bankacılık skandalı nedeniyle milyonlarca tazminat talep etmek için NatWest Group ve eski patronu Dame Alison Rose ile hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor. Anket,
İşçi Partisi'nin gelecek seçimlerde Belayer'in 1997'dekinden daha iyi performans göstereceğini söylüyor. Sadık Kağan'ın ateşkes gününü reddeden sahte sesi aşırı sağ gruplar arasında paylaşıldı. Nesli tükenmekte olan yumurtlayan memeli ekidna, 60 yılı aşkın süredir ilk kez Papua ormanlarında görüldü. Dünyada ilk kez, Batı Avustralya'nın güneybatı kıyısındaki yengeç kaplarına baskın düzenleyen yunuslar filme yakalandı. Yetkililer mahalleyi karantinaya alırken, sirkten kaçan bir aslan Roma yakınlarındaki sessiz sokaklarda sinsice dolaşıyor. John Bailey sıradan insanlar görüntü yönetmeni ve eski film akademisi başkanı, 81 yaşında öldü. The Swimmer ve The Don Narid Show oyuncusu Janet Landgaard 75 yaşında öldü. Kayıp Doctor Who bölümleri bulundu ancak sahibi bunları BBC'ye vermek konusunda isteksiz. Elmas endüstrisi %20'lik bir fiyat düşüşüyle uğraşırken ve Z kuşağının taşlarıyla pek ilgilenmediğinden endişe ederken, elmas dünyası fiyatlardaki düşüşü durdurmak için radikal adımlar atıyor. Güney Afrika'da 6000'in üzerinde kullanılmayan mayının mühürlenmesi çalışmaları sürüyor. Scholz, EB'nin ilk kadın başkanı olacak İspanyol Calvino'yu destekliyor. Papa Francis, Tyler, Texas'ın piskoposu olarak ABD'nin önde gelen muhafazakar eleştirmenlerinden birini görevden aldı. Karma Otomotiv 1180 beygir gücündeki yeni elektrikli süper arabayla yeniden deniyor. Yadea, saatte 99 mil hıza ulaşabilen ve 10 dakikada şarj olan elektrikli motosikleti tanıttı. BMW, seviye 3 otonom sürüş sisteminin gelişini doğruladı. Ghislaine Maxwell'in, Prince Andrew'un 17 yaşındaki Virginia Giuffre ile kaçırıldığı Londra'daki 1,75 milyon sterlin değerindeki kötü şöhretli evi yenileniyor. Hawaii'deki otel yeni marka değişikliğinde Trump'ın adını kaldırdı. Birleşik Krallık'ta, 470 mahkumun bulunduğu açık cezaevinde şaşırtıcı derecede 437 yasa dışı kaçak telefon ele geçirildi. Hong Kong polisi ve gümrük, 2023'ün en büyük bulgusunda. Güney Amerika'dan gelen hatmi sevkiyatında gizlenmiş 390 milyon HK dolar tutarındaki kokain ele geçirdi. İklim aktivistleri Londra Ulusal Galerisi'nde Velázquez'in Venüs tablosunu koruyan camı kırdı. Michael Jackson'ın 1984'teki ilk Pepsi reklamındaki deri ceketi 250 bin sterline satılıyor. Gwyneth Sağlık web sitesinde kül tablalarını 74 sterline satıyor. Moda gurusu Davide Renne'nin kreatif direktör olduktan sadece 9 gün sonra ölmesiyle Moschino şokta. Willem Dafoe'nun zavallı şeyler makyajının başlaması her gün 6 saat sürmüş, sabah 3'te meditasyon yapıyor ve hareketsiz durmakla başa çıkmaya çalışıyordum. Terminator, anime dizisi Netflix'e gidiyor. Honkai, Star Rail PS5'te 1 milyon oyuncu sayısını aştı.